Yine 5 Bursasporlu Galatasaray ceza sahasında. 28. dakikadan çıkmak üzereyiz. Volkan'ın ortası. Bir kafa ve gol! Bursaspor Fernandão lehine geçti. 1.90 mükemmel vurdu kafayı. Orada bir darbe daha var ama kafayı yükselen ilk vuran oyuncu Fernandão. Muslera'nın üzüntüsü ve Bursaspor'un 1-0'lık üstünlüğü. Dakika. Bursaspor 1-0 önde Atatürk Stadı'nda. 2-2'nin rövanşında değerli futbol severler. Bu serbest vuruşa karar verilen faul pozisyonu. Burada Fernandão vuruyor. Bir orada temasla var ama vuruşu yapan, topu kaleye gönderme düşüncesinde olan Fernandão, ardından top böyle gidiyor. Bellucci tekrar Şener'e doğru. Kademeye giren Hakan Balta, kısa düştü topu. Şener aldı. Fernandão ceza sahasında. Onun bulunduğu bölgeye ikinci gol. Fernandão. Atatürk Stadı'nda Fernandão'nun gecesi. Bursaspor 2-0 öne geçti. Fernandão. 33. dakika. Bursaspor Fernandão ile farkı 2'ye çıkarttı. Pozisyonun başlangıcında Hakan Balta'nın büyük hatası vardı. Yalnız Fernandão'nun volesi de mükemmel. Tam jeneriklik bir vuruş. Fernandão'dan işte bu golle 33. dakikada farkı 2'ye yükseltiyor Bursaspor. Tribünleri desteğe çağırıyor. İrfan Hoca böyle seviniyor. Bursaspor iki farklı üstünlüğü yakaladı Atatürk Stadı'nda. Bursa teminden biri Galatasaray'ı daha çok nereden yıpratıyor? Veysel'den Snyder. Wesley Snyder şimdi Burak'a doğru göndermek istedi. Şener kademe diyedi. İkinci hamle, ceza sahası. Gol pozisyonu ve gol! Wesley Snyder. Galatasaray farkı 1'e indirdi 45. dakikada. Kendi başlattı, hata takip etti. Ne güzel. Galatasaray'ı umutlandıran gol. 45+1. Wesley Snyder. İşte burada Sabri'nin de hakkını teslim etmek lazım. Evet. Israrla orayı karıştırdı. Top son olarak belki de bir şans topu Snyder'le buluştu. O da o bölgeden yapabileceği en kolay şeyi yaptı, topu ağlara yolladı. Ama vuruş zorluğu var topa, bak dikkat edersen Ender. Bak sonra önüne geliyor bir anda. Dışarı da vurabilir. Çünkü bunun daha rahat pozisyonlarını gol yapamadı biliyorsun. Bu gol şüphesiz, maça da offside yok. Wesley Snyder penaltı diyor İlker Meral. İlker Meral penaltı dedi. Snyder'in ortasında İbrahim o bölgedeydi. İlker Meral pozisyona yakındı. Tereddütsüz beyaz noktayı işaret etti. Penaltı vuruşu kullanacak. 50. dakika. Galatasaray penaltı vuruşunu kullanmaya hazırlanıyor. Bu arada İlker Meral Şamil'e bir sarı kart çıkarttı. İtiraz etti diye ama görelim pozisyonu, çok hızlı oldu. Selçuk bu arada topun gerisine geçti. İşte Wesley Snyder ve İbrahim pozisyonun iki kahramanı. Karşılaşmadan sonra Mustafa Çulcu Haber'de Kupa Günlüğü programında pozisyonları analiz edecek. Bu pozisyonu da değerlendirecektir şüphesiz. Selçuk topun gerisinde, dakika 50. Sebastian Frey kalede dikkatli. 2-1 önde Bursaspor. Selçuk topun üzerine geliyor. Selçuk ve gol! Top ve Frey ayrı köşelere gitti. Galatasaray 2-0 yenik durumdan 2-2'lik beraberliği yakaladı Bursa'da, Atatürk Stadı'nda. İlk maçın farklı bir kopyası.
İlk maçta Galatasaray 2-0 öne geçmiş. Bursa Spor geri dönüp 2-2'yi yakalamıştı. Bu kez Bursa Spor 2 farklı öne geçti ve Galatasaray 2-2'yi bularak geri döndü. İlk maçta İbrahim'in böyle bir pozisyonu vardı, biliyorsun hakem Abitoğlu görmemişti. Bu skor maçı uzatmaya taşır, hemen hatırlatalım. Veysel'e doğru. Veysel bindirme yaptı. Veysel vurdu Frey. İkinci hamle ve gol Burak. Burak Yılmaz'ın golü Galatasaray 2-0'dan 3-2'yi yakaladı Bursa'da. Goller yağmur gibi geliyor Bursa'da 53. dakika. Galatasaray 2-0 yenik durumdan 3-2'lik üstünlüğü yakalıyor. Yine hata başlatan Schneider. Schneider, Sadri, Veysel şut, kaleciden döndü. Burak. Kıran kırana mücadele, müthiş hamleler. Aslında İlker Meral avantajı bıraktı. Evet. Oyun devam etti. Devamında da işte Frey karşılayabildi ama Burak orada bitti. Ve topu ağlara yolladı Burak Yılmaz. Bursa Spor yeniden başlatacak oyunu. Sırıldı rakibinden, pasını da verdi Burak'a. Ondan Sabri'ye doğru, offside yok. Sabri gol pozisyonu, Burak ve gol! Galatasaray 4-2'yi buldu Burak'la. Organize Galatasaray atağı. Arda arda paslaşmalar ve Galatasaray'ı iki farklı üstünlüğe taşıyan Burak yine, Yılmaz golü. 4-2 oldu skor. Yine Schneider var golde. 68. dakika. Müthiş bir pas organizasyonu ve finalde Burak'ın bitirici vuruşu. Asisti yapan Sabri. Kaptan Sabri'nin asistinde Burak'a uzak direk dibinde dokunmak kalıyor. 2-0'dan 4-2'yi buldu Galatasaray Bursa'da. Galatasaray'da Umut Bulut oyuna girecek. Tam bir şok var Atatürk Stadı'nda. Çok iyi başlamıştı. Her şey çok iyi gidiyordu Bursa Spor için. 2-0 öne geçmişti ev sahibi. Ard arda gelen goller, istekli futbol şu var. Şimdi Sabri gol pozisyonu, bir çalım, müdahale İbrahim'den, penaltı diyor İlker Meral. İlker Meral penaltı dedi. İbrahim hiç itiraz bile etmedi. Yine Sabri kesti topu. Futbol çok enteresan bir oyun. Neler oldu Bursa'da Atatürk Stadı'nda? Bir maça neler sığdı? Bir penaltıda pozisyon geliyor görüntüye. Sabri böyle sıyrılıyor İbrahim'den. İbrahim ve işte burada elinle mücadelesi, zaten tecrübeli kaptan da hiç itiraz bile etmedi. Pozisyon geri yapamadı yani, kaçıramadı elini orada. Melo topun gerisinde. Dakika 71. Galatasaray 4-2 önde. Melo 5 yapıyor skoru. Felipe Melo. 71. dakika. Galatasaray Bursa'da 5-2 öne geçiyor. 2-0'dan 5-2'yi yakaladı Galatasaray. Orada öyle zannediyorum ki Galatasaray tribününde 2-3 kişi var. Ona gidiyor Galatasaraylı futbolcular. İşte Melo'nun golü. 5-2 oldu skor. İlk yarıda her şey rüya gibiydi Bursa Spor için. İkinci yarıda şimdi, bir anda her şey tersine döndü. Ama yani 2-0'dan sonra belki hocasından dolayı oynamaya çalışan, daha çok pozisyon yürütmeye çalıştığı için